Merhaba YouTube, benim ismim Selin. Teşekkürler bu videoyu açtığınız için. Bugün sizinle benim oda tur videomu yapacağım. Sonunda bu videoyu yapıyorum. Aslında bu kanalı yine açtım. Ama eski kanalımda, yani aslında eski kanal diyorum da hala yapıyorum. İngilizce kanalımda hala videolar yapıyorum. Ama İngilizce kanalımda 3 senedir var. Onun için sonunda bu videoyu aynı zamanda o kanalımda yapacağım. Onun için bu videoyu İngilizcesinde görmek isterseniz aynı zamanda onu aşağıya koyarım. Neyse işte bugün oda tur videomu yapacağım. Bütün odamı göstereceğim. Her şey nereden diye anlatmaya çalışacağım. Tabii ki isimleri hatırlarsam. Onun için sizi bekletmek istemiyorum. Onun için siz hazırsanız başlayalım. Şimdi buraya geçerken iki tane kapı var. Soldaki kapı benim banyom olur. Bir de bu benim banyom odama direkt giriyor. Onun için yani hem buradan girebilirsin ya da odamdan girebilirsin banyoma girmek için. Birinci kapı işte burada benim odama giriniyor. Bir de şimdi sadece göstereceğim tamamen olarak benim odam nasıl gözüküyor diye. Şimdi girer girmez benim böyle speaker'ım var. Bunu daha önceden göstermiştim size benim sabah rutinimde. İsmi Behringer ya da Behringer mi bilemiyorum nasıl söyleyeceğim İngilizce ve Türkçesini. Onun için pardon. Ama çok seviyorum çünkü aynı zamanda tekerlekleri var. Her yere götürebilirim istersen. Bir de çok seviyorum. Çok güzel ses çıkartıyor. Ondan sonra da burada benim iki tane dergim var. Seventeen ve Teen Vogue dergim. Bu var. Aynı zamanda Glamour dergilerim var. Bunlar ayda bir kez geliyorlar. Bir de genelde ben hafta sonu için saklamaya çalışıyorum. Öylecinlikte bütün hafta yani okuldayken bir şeyi beklemek için öylecinlikle güzel bir sürpriz olsun hafta sonu için. Ne bileyim öyle kendim için saklıyorum. Ondan sonra değişik kitaplarım var. Bu arada bir tane gerçek kitaplarım var. Gerçek derken yani okuma kitaplar, kelime kitaplarım var, şiir defterim var, normal defterlerim var yazmak için. Öyle şeyler. Ondan sonra da bu çekmecelerin altında ilk çekmecemde bunun içinde değişik şallarım var. İkincisinin içinde boya var. Mesela boya renk kalemler, değişik kalemlerim var onun içinde. Solda benim eski egzamanlarım var. Bir de notlarımı tutuyorum. Mesela mesela 10 ay önceden notlarım varsa tabii ki her gün taşımak istemediğim için hepsini oraya koyuyorum. Üst çekmecemde değişik okul kalemlerim var. Mesela açılmamış kalemler, kuşun kalemler, defterler filan gelen sene için kullanmak için. Üstte de benim burada Michael Kors çantam var. Aslında bunu yeni aldığım arkadaşım Melis'inden. Çok seviyorum Melis'i. Teşekkürler Melis bunu aldığın için benim için. Altında da iki tane defter var. Bunları annem aldı. En altta da benim iPad kalıbım var. İçinde de iPad'im kalıyor. Ondan sonra da değişik oyuncaklarım var. Eskiden küçükken değişik oyuncaklarım var. Aynı zamanda arkadaşımın aldığı bir oyuncak var. Orada maymun gördüğünüz gibi Eve yazıyor üstünde. Çünkü arkadaşımın ismi Eve. Burada bir tane değişik fil var. Aslında bu benim babamın çalışanları biridir. Eskiden çalışıyordu babamla ama artık çalışmıyor. Çünkü değişik biznese geçti. Bir de değişik filler var. Hep bunu görünce hep onu düşünürüm. Aynı zamanda filleri çok seviyorum. Onun için çok beğendim bunu. Elden yapılmış bu. Bir de yani gördüğünüz gibi bilmiyorum. Çok detailleri var. Yani elden yapılmış. Onun için çok özel benim için. Ondan sonra burada değişik benim müzik seçeneklerim var. Bunlar bütün müzik albümlerim değil ama birkaç tanesi. Aynı zamanda bilmiyordum nereye koyacağımı. Bir de pek de gereği koymak da istemediğim için hepsini böyle üstüne koydum. Ondan sonra da geri gidince buraysa burada değişik kolyelerim var, yüzüklerim var. Burada uzun kolyelerimi tutuyorum çünkü gördüğünüz gibi bayağı uzun. Altında da benim yüzüklerim var. Bunlar bu çok şeker bir şey. Göstermem lazım size. Küçük bir tavşan var. Aynı zamanda küçük bir kedi var. Onun tavşanın kulaklarının üstünde bir de kedinin kuyruğunun üstünde yüzüklerimi tutuyorum. Çok güzel. Altında da gördüğünüz gibi bir fil var. Söyledim size. Ben çok seviyorum filleri. Burada da değişik bir bileziğim var. Bu Forever 21'dan aldım bunu yeni. Altında da bir kap var. S harfi var. Senin için tabii ki. Bunu galiba Marshall's'dan aldım ya da Anthropology öyle gibi bir yerlerden annem almıştı diye biliyorum. Ya da belki şey aslında Nordstrom'dan da olabilir bilmiyorum. Bu arada değişik taçlarım var saçım için çünkü ben çok seviyorum taç takmayı. Çünkü ben kısa saç olduğum için bunlar çok yakışıyor bence. Ve aynı zamanda saçımı yüzden çekiyor onun için. Güzel aksesuarı oluyor. Aksesuar pardon. Ondan sonra değişik bileziklerim var gördüğünüz gibi. Bu kutunun içinde saç olan şeyler var. Onun için açmak istemiyorum çünkü her şey düşer üstündeki. Değişik çikolata var arkadaşım aldı bana. Ondan sonra üstte geçince benim Taylor Swift şeyim var. Defterlerim var. Taylor Swift imzalanmış albümüm var. Değişik kartlarım var. Gene imzalanmış bir şey.
Benim Polaroid'im var Taylor Swift'le. Bir daha asmam lazım bunu ama daha bir şey bulamadım bunu asacağım. Çünkü küçük olduğu için bilmiyorum, araştırmaya çalışıyorum. İşte öyle. Üstte de değişik kitaplar da var. Harry Potter var. A Series of Unfortunate Events var. Değişik bir Barbie var. Collector's Edition, yani özel. Değişik dergiler var. Burada çok dergilerim var. Anlatamam size. Aynı zamanda kitaplar var o resminin arkasında. Onun için bayağı dergilerim orada tutuyorum. Ondan sonra da altında burada bir kabım var. Bu aslında benim bildiğim bir yani aileminin arkadaşının bir bebeğidir. Çok seviyorum. İsmi Alex'tir. Onun için çok seviyorum. Onun için A var. Orada onun resmini çekmiştim benim siyah beyaz sınıfım için. İşte burada benim dedemle benim resmim var. Aslında maalesef vefat etti birkaç sene önce ama hala onu hatırlamak için orada resmi tutuyorum. Ondan sonra değişik biletlerim var. Taylor Swift biletlerim. Benim dedem diyorum. Benim dayım bir de teyzem var. Ebru ve Haluk. Onun için onları hatırlamak için onlar oradalar. Çünkü onlar Türkiye'de yaşıyorlar. Burada değişik 3 tane oyuncak köpekler var. Bunlar Victoria's Secret'tan. Onun için üstünde pink 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 yazıyor. Ben tabii ki Fenerbahçeliyim. Çünkü başka ne olabilirim ki? Onun için benim babam bunu almıştı bana. Birkaç önce Türkiye'ye gitti geriye. Onun için bunu getirdi bana geriye. Bir de odama bunu tabii ki astım. Çünkü tabii ki hep Fener'de olman lazım. Ondan sonra da gösterdiğim gibi üstündeki dergiler var. Şimdi solda pek bir şey yok. Değişik oyuncak gibi şeyler var, aksesuarlar var. O sadece süs olarak şeyler. Ondan sonra da burada değişik şeyler var. Burada en arkadaki resmim kuzenim Melisa yaptı. Aynı zamanda o sağdaki resim Melisa yaptı. Doğum günüm için aslında onu yaptı. Doğum günüm Mayıs'ın 6'sındaydı. Onun için bayağı yeni şeylerim var odamda doğum günümün yüzünden. Burada değişik aksesuarlar var. Bu camdaki bir nasıl denilir, jellyfish bilemiyorum Türkçesini. Ama değişik bir hayvandır. Yani gerçek değil tabii ki, sadece süs. Ama ışıkları kapatınca renk veriyor. Onun için çok güzel bir şey gece vakti buna bakmak. Burada değişik Puerto Rico'dan değişik aksesuarlar var. Bu mum Taylor Swift'in evinin içindeydi. Bu Anthropology'den bir mum. Çok güzel kokuyor. Hiç açmak istemiyorum. Çünkü sadece Taylor Swift'i özlediğimi yoksa o geceyi hatırlamak için bunu o zaman yakıyorum. Yani hep bunu yani bunu yakmıyorum pek. Konuşamıyorum bile. Buna pek yakamıyorum. Çünkü aynı zamanda hep koku olursa hep yani alışkanlık olacak. Onun için özel geceler için bunu yakıyorum. Ondan sonra değişik bir arabam var. Benim gittiğim bir ülkeden. İşte öyle. Ondan sonra altında benim bilgisayarım var. Aslında bu yani benim bilgisayarım diyorum da pek çalışmıyor. Yani belki toplam 9 veya 10 dakika sürüyor bir tane sayfanın yüklemesini. Onun için bayağı yavaş. Yani gördüğünüz gibi. Burada Mac Mini'm var. Bu bilgisayarımı gösteriyor. Aynı zamanda işte bu yani Apple bilgisayar diye sayılır. Ama o kadar eski olduğu için ve o kadar yavaş olduğu için hiçbir şey yüklenmiyor. Hiçbir şey yapamıyorsun. Yani sıkılmak şeyler bile o kadar yavaş. Onun için pek kullanmıyorum bunu. Yani doğru söylüyorsam. Burada bir mumum var. Bunu bu video için yaktım. Ben bu bilgisayarımın altındaki şeylerden o kadar çok nefret ediyorum ki. Çünkü bütün SAT kitaplarım var. Bütün okul, yani okul değil de sadece SAT kitaplarım var burada. O kadar çok defterlerden bir de o kadar çok kitaplar okudum ki böyle zaman için anlatamam size. Onun için nefret ediyorum buraya girmek. Çünkü buraya girersem demek ki ders yapmam lazım. Onun için hiç sevmiyorum. Ama bunun altında bu Marshall's'dan o büyük çanta gözüken Paris yazan şey. Onun içinde değişik çantalarım var. Yani bütün çantalarım resmen. Solda yeşil bir kabinetim var. Bu CB2'dan galiba ya da IKEA'dan. Bir de ben şey söyleyeyim. Ben burada 11 sene yaşadım. Onun için buradaki şeyler bayağı eski olabilir. Onun için evet isimleri söylüyorum ama belki hala yapmayabilirler. Onun için haberiniz olsun. Yani IKEA'ya gidersem ya da sorarsam bunu nereden alabilirim diye. Belki olmayabilir. Sadece söylemek istedim size. Burada değişik bir su makinem var. Humidifier'ım. Gece vakti daha kolay nefes alayım diye. Değişik bir lamba var orada. Bu da Target'ten. Burada benim küçük ışıklarım var gördüğünüz gibi. Şimdi tamamen sağ tarafımı gösterdim size. Burada bayağı çekmecelerim var. Aslında eskiden galiba 7 veya 8 tane gösterdiğim dolapların hepsi kitap doluydu ama yeni onların hepsini kütüphaneye verdim. Bir de kuzenlerime verdim, yani küçük kuzenlerime. Öylece onlar da okusun diye, aynı zamanda okullar okusun diye. Onun için bayağı vardı ama onlar eski de olduğu için, bir de eski çocuk kitap olduğu için benim pek yararı yoktu. Onun için verdim. Onun için bunlar birkaç senelik
vardır burada ama genelde yeni. Ondan sonra buraya geçince benim yatağım var. Evet, yatağım yuvarlak. IKEA'dan biliyorum, bayağı kişi sordu nereden aldın diye. Ben hepsini cevaplamaya çalıştım ama tabii ki çok yorum olurken birazcık zor oluyor hepsini tek tek cevaplamaya. Bunu söylediğim gibi 15 senedir bu evde yaşadığım için bilmiyorum hala yapıyorlar mı yapmıyorlar mı. Ama üstündeki battaniye Bloomingdale's'dan, benim babaannem bunu aldı kış zamanında. Bu mavi yastık Marshall's'dan, bu baykuş aynı zamanda Marshall's'dan, o pırıl pırıl olan yastığımın nerede olduğunu bilmiyorum. Onun için sormayın çünkü gerçekten bilmiyorum nereden, hep vardır bizde. Burada değişik ışıklarım var. Bir de burada benim küçük eski diye bir defterim var. Bu da Anthropology'den. Ondan sonra burada annem bunu verdi. Galiba Marshall's'dan aldı ama emin değilim. Ondan sonra burada değişik iki tane baykuşum var. Bunlar da tabii ki aynı zamanda hep bana bakıyorlar. Ondan sonra sol tarafa geçerken burada bayağı Polaroid resimlerim var. Gördüğünüz gibi ben çok seviyorum resim çekmeyi. Kesin anlamışsınızdır zaten siyah beyaz sınıfımı bahsederken. Burada değişik benim çiçeğim var. Bu aslında Michael's'dan. Aslında yanlışıyım da. İkisi vazoda hem Michael's'dan aynı zamanda o güller de Michael's'dan. Parfümlerim var, değişik rujlarım var. Bir de bütün kabinetin içinde makyaj koleksiyonum var. Aynı zamanda değişik şeyler. Onun için sadece aslında 3 veya 4 tane çekmece sadece makyaj dolu. Onun için hepsi makyaj dolu diye merak etmeyin. O kadar çok makyajım yok. Ama gene sonuçta bayağı eşyalarım var biliyorum. Onun için çok mutluyum. Her şeyim olduğu için. Ama çabucak göstereceğim. İsterseniz makyaj koleksiyonu biliyorum bayağı çoğu aslında siz bayağı istediniz. Lütfen Selin makyaj koleksiyonu yaptığı onun için belki yaparım. Daha emin değilim. Ondan sonra değişik makyajlarım var. Burada fırçalarım var. Beşinci de bayağı ojelerim var. Ben oje sürmeyi çok seviyorum. Ondan sonra değişik gözlük kılıflar var. Değişik rujlar, Nazmi, her şey değişik şeyler var burada. Burada başka zavazingolar var. En sonunda mumlarım var. Bayağı mumlarım var gördüğünüz gibi. Ve işte bu kadar bu çekmeceler için. Aynı zamanda burada değişik notlar koydum. İşte böyledir. Şimdi birazcık daha sola gidince burada benim cam masam var. Bu galiba IKEA'dan. Ama bir de buradaki mesela masaların değişik söylediğim şeyler genelde Almanya'dan, İsviçre'lerden, aynı zamanda Fransa'dan, İtalya'dan, değişik yerlerden. Onun için hepsini yani birazcık zor bulduk. Mesela kapılarım galiba Almanya'dan ama gelmesi galiba 10 ay sürüyor. Hatırlıyorum çünkü biz yani birkaç tane kapımız kırıldı daha önceden, düştü ya da bozuldu filan. Onun için geri vermeye çalışırken ya da yeni bir tane almaya çalışırken yani dediler bir sene beklemen lazım. Onun için bayağı zordur. Onun için çok dikkatli olmam lazım bütün yani evimin içinde. Çünkü çok modern bir evim olduğu için birazcık zor her şeyi yani kırmamak. İşte bu arada benim değişik notlarım var. Gördüğünüz gibi bayağı kurşun kalemlerim var. Çünkü ben yarın SAT'imi alacağım. Onun için lütfen bana bol şans dileyin. Çünkü çok iyi bir not almak istiyorum. Çok çalıştım. İşte her şeyi hazırladım hazır olsun diye. Telefonum var orada. Aynam var. Bunlar gerçek çiçekler değil. Michael's'dan bunları aldım. Ve aynı zamanda küçük su koydum içine. Bu arada değişik kalemlerim var. Ondan sonra burada başka bir çekmecelerim var. Bu da IKEA'dan. Değişik kalemlerim var, post-itlerim var, silgilerim var, notlarım var. Bilgisayarım var burada, bir tane mum da yaktım burada. Bir de burada bir ışığım var. Çok seviyorum bu ışığı, aslında yeni aldı babam. Bir de çok seviyorum çünkü üstünde çok değişik ışıklar veriyor. Mesela sadece kitap okumak istersen başka bir ışık var. Birazcık fokus etsin de okumanızı istiyorum ama gösteririm size sonuçta. Mesela kitap okumak için başka bir renk veriyor. Ders çalışmak için birazcık daha beyaz bir renk veriyor. Bir de sadece relax etmek için mesela oturmak istersen bir de sadece ışık gelsin diye başka bir renk veriyor. Onun için çok güzel. Aynı zamanda alarm da kurabilirsiniz. Bununla aynı zamanda telefonunuzu charge edebilirsiniz ya da başka ne connect etmek isterseniz. Çok seviyorum bunu. Aynı zamanda yüksek oluyor, değişik oluyor. Onun için çok seviyorum bunu kullanmaya. Burada da değişik küçük bir kitabım var. İsmini de söylüyor. Selin's Ideas, yani Selin'in fikirleri. Çünkü orada benim video fikirlerimi yazıyorum. İşte masam için sadece bu kadar gördüğünüz gibi. Altında da printerim var, küçük defterlerim var, o değişik çöp tenekem var gördüğünüz gibi. Küçük bir sandalye var orada makyaj yapmak için, oturmak için. Bir de video yapmak için. Genelde ben o sandalyeyi kullanıyorum, haberiniz olsun.
Ondan sonra en sola kadar gidince burada değişik Polaroid'larım var. Bunlar gerçek benim çektiğim resimler değil ama bunlar gerçek eskiden Polaroid çekilmiş. Bir de fotokopi olmuş. Onun için bunları duvarıma astım. Bir pakajda geldi. Galiba arkadaşım Marshall'dan aldı. Bir de en altta Taylor Swift Polaroid'larım var. 1989 albümü alınca bunlar hepsi geldi içinde. Yani birkaç tane albüm aldığım için onun için bayağı var. Onun için hepsinde bu kadar çok yok. Ondan sonra burada değişik yani bu şemsiyeler sadece ışıklar için. Onun için gerçek şemsiyeler diye hiç bilmiyorum yağmurun içinde yardım eder mi yardım etmez mi. Çünkü bayağı ince olduğu için. Burada benim tripodum var videolar için aynı zamanda. Solda benim kıyafetlerim için dolaplarım var. En solunda gördüğünüz gibi burada benim aynam var. Onun için merhabalar. Genelde ben burada Instagram resimlerimi çekiyorum. Kıyafetimi göstermek için. Şimdi sadece ben Nike pantolon giydim aynı zamanda bir değişik kazak. Çok normal bir şey. Ondan sonra da sağda da Taylor Swift'in resmi var burada. Bu eski bir resim. Galiba 2009'dan ya da 2010'dan. En üstte benim arkadaşım Melis var. Bir de solda küçük Melisa var. Bir de küçük Selin var. Galiba orada 8 yaşındayım. Onun için çok değişik hatıralar getiriyor resme bakmaktan. İşte öyle. Ondan sonra burada yoga matim var. Değişik arkadaşlarımla resimler var. Gene Melis 2010'da çekilmiş çok komik resimler. Çok güldürtüyor. Çünkü o kadar çok değişmişiz ki yani çok komik. Yani küçükken yüzümü görmek, taktığım gözlükler değişken yani her şey değişik o resimde ama tabii ki insan olarak aynıyız. İşte bu benim tamamen benim odam. Şimdi hepsini tamamen bir kez daha göstereceğim de şimdi her şeyi gördüğünüz için birazcık daha kolay olur her şeyi anlamak için. Şimdi ben banyomu göstereceğim. Bu banyo benim odama giriyor. Burada bir kapı var. Açıyoruz bu kapıyı. Burada da çok bunu gördünüz daha önce de. Mesela cilt rutinimde videomda bunu görmüştünüz. Cilt bakım videomda. Lavabom var, her şeyim var. Burada değişik taşlar var. Aslında daha önceden biriler sormuştu bana. Bu taşlar gerçek mi diyor. Bir de evet bu taşlar gerçek. Bu taşların camının altında durulmuş. Onun için evet hepsi gerçek. Bayağı galiba 1000 tane taş gibi bir şey var bunun içinde. Bayağı taş var gördüğünüz gibi. Contact lenslerim için her şey var. Ondan sonra da gözlükler var. Saç için şeyler var. İşte öyle yani pek enteresan bir şey yok. Aslında burada aşağıda bir halı var. Annem bunu yaptı yeni. Onun için çok seviyorum. Bir de çok çok yumuşaktır. Onun için çok seviyorum bunu yani üstüne basmak. İşte bu kadar bu videom için. Umarım beğendiniz benim odama. Değişik sorularınız varsa lütfen unutmayın. Yorum yazabilirsiniz. Aynen o zaman da Tumblr'dan soru sorabilirsiniz. Yoksa Twitter'dan mesaj atabilirsiniz. Mesela tweet atabilirsiniz bana. Ben de tweet'e geri cevap veririm o Twitter'dan. Instagram'ı birazcık zor benim kullanmamak için. Onun için söyleyeyim size. Çünkü bayağı Instagram mesajlar geliyor bana. Bir de hepsine cevap veremiyorum tek tek. Onun için ama Twitter'dan yaparsam daha kolay görürüm. Aynı zamanda daha çabuk cevap veririm size. İşte bu kadar video için gene de unutmayın takip etmeyi Instagram, Twitter, Tumblr'da her şey aşağıda olacak. Aynı zamanda bu videoyu İngilizcesini görmek isterseniz İngilizce kanalım var. Onu da gene aşağıya koyuyorum. Unutmayın aşağıya bakmayı. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz aynı zamanda abone olmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim. Abone olursanız ya da abone olduysanız bile çok teşekkürler. Çok seviyorum hepinizi. Bir de öbür videomda görüşürüz. Hoşçakalın.